Kios'a geldik ama nasıl geldik? Hepsini anlatacağım. Yes. You came earlier? Yes. Okay, tell me your name, please. Üçüncü kat. Üçüncü kat. Selamlar arkadaşlar. An itibariyle otelimize geldik. Üstümüzü değiştirdik ve havuza indik. Ama başımıza neler geldi? Gün geçmiyor ki başımıza yine bir şeyler gelmeden çat diye rahat bir yere gidelim. Tabii ki de yine bir action yaşadık. Biz bu Kios biletlerini alalı bayağı bir zaman oldu. 2 ay olmuştur. Planladığımıza göre de İstanbul'dan gece binecektik. Sabah Çeşme'de olacaktık. Çeşme'den de Kios'a geçecektik. Ancak bizim 7.30'da varmamız gereken otobüs saat 9'a geliyordu. Hala varmamıştı ve saat 10'da olan sefer de Kios'a geçen 9'a alındı. Ve bizim otobüsteki son 1 saatimiz böyle çıldırmalı geçiyor. Hani şoförle konuşuyoruz. 7.30'da asla yetişemem. İşte her yere uğruyoruz. 9'dan önce gidemeyiz falan dedi. Biz komadayız. 8.30'da check-in bitiyor. Arıyorum terminali, konuşuyorum. Bir şey yapamayız diyorlar. Sonra geri yazıyorlar. Tamam, pasaportunuzu atın. Biz bir şekilde check-in yapalım. En son bir Alaçatı'ya geldi. Saat 8.52 falan. Ben bu koşuyorum. Mucarka'dan bavula geliyor. Taksici bulduk. Abi sağ olsun otobandan bastı. Saat 9'u bir geçe Marina'ya gelmiştik ama her şey için çok geçti arkadaşlar. Çünkü tam saat 9.00'da kalkmış. Yani 1 dakikayla biz Kios'a aldığımız biletleri yaktık maalesef. Sinirlerim bozuldu. Bilet yandı. Tekrar bilet aldık. Şanslıydık ki yan tur firması 9.20'de bir tane seferi var. Sonra sefer yok. Bize bilet verdiler. Hemen apar topar çekini yaptık. Gemiye son binen bizdik aynen. Son saniye gemiye bindik ve ekstra 2 bilet alarak hem kendi biletimizi yaktık hem de son saniye yetişmiş olduk. Bir yandan diyorum ki bak bir hani Allah'tan o bilet vardı geçtik. Bir yandan da diyorum ki o kadar para yandı. Tekrar bilet aldık. Ne anlamı kaldı diye geliyor ama tabii ki de buralarını karıştırmıyoruz. Ben çok buraları düşünmemeye çalışıyorum. 9 sayımı batmış. Aynen. Tabii. Her şerde bir hayır vardır diyerekten vardır bir hayır dedik. Geldik. Geride bırakmayı hedefliyoruz. Henüz bırakamadık ama bırakacağız. Ama kısacası arkadaşlar böyle bir action yaşayarak Kios'a gelmiş bulunduk. Ama çok şanslıyız. Yani bari buralardan biraz bahsedeyim. Çok şanslıyız ne konuda? Odayı önceden tutuyoruz ama sitede şey yazmıyor. Deniz manzaralı, bilmem ne manzaralı oda seçimi falan yok yani. Normalde şehir manzaralı. Normalde biz şehir manzaralı bir oda vardı yani. Öyle deniz manzaralı falan bir seçmemiştik. Ama opsiyon şeyi vardı böyle. Yani isteğiniz yazın hani olur da boş bir şey olursa veririz gibisinden şey seçmiştik. Balkonlu bir oda olsun. Arkadaşlar bir geldik deniz odalı manzara, balkon da var. Manzara. Ya deniz odalı ne ya? Deniz manzaralı oda ve balkon da var. Dedik hiç olmazsa tamam pozitif bir yere odaklanabiliriz. Sabah indik. Güzel bir kahvaltı yaptık. 44 bar kafe öyle bir yer işte. Orada bir kahvaltımızı yaptık. Çok tatlıydı. Ve bu arada arkadaşlar Kios'ta fiyat performans olarak bence yani TR'den daha ucuz her türlü. Yani biz yaptığımız kahvaltıyı 2 katı fiyatına yerdik normalde Türkiye'de. Fiyat performans olarak TR'den daha iyi dedin ya. Evet. Şey çok ilgimi çekti benim de. Menüde
koydukları fotoğrafta mesela ürün tek olarak gözüküyor. Çift getirdiler. Ama çift geliyor. Evet. Çok iyi. O da çok iyiydi. Porsiyon da çok büyüktü. Evet bak. Bu tarz detayları da neden veriyoruz arkadaşlar? Çünkü kioskla ilgili bize gelmeden önce videoları izlemiştik. Ve çok aktif, güzel videolar ikisi bulamadık. Ben de o yüzden böyle size olabildiği bilgi vermeye çalışacağım. Kiosk bu arada yani bayağı hani Alsancak, Seferihisar karışımı bir yer yani. Henüz tabii o Pirgidir, işte Dalmasakızlı Müzesi, Cahçut gezmedik oraları ilk gün diye, yarın gideceğiz ama. Fazla geleneksel, biraz geleneksel kalmış bir ada Türkiye gibi. Türkiye yani, TR yani. Bizim birkaç yerin toplamı gibi bir yer. Ama şey çok tatlı, taksiler kırmızı falan, böyle bir ilginç vibe'ı var tabii. Neyse ne anlatalım, kahve içtik. Kahve içtikten sonra da otele geldik. Bir saat falan erken check-in yapmış olduk. Ona da bir şey demediler yani, o da güzel bir şey oldu. Şimdi havuza gireceğiz. Esmeye başladı ama olsun arkadaşlar. Hayat çok güzel, pozitifiz. Bak gelmişiz. Gelebilmişiz yani. Çünkü niye gelebilmişiz? Arkada ay delireceğim böyle düşününce. Şöyle de bir detay vardı. Telefonda ben takside abi bas falan derken bir yandan da aradım. Turla konuşuyorum. Lütfen 2 dakika daha bekleyin. Geliyoruz, yoldayız falan filan. Adam bana şey diyor. Maalesef muhtemelen kalkacak, yetişemeyeceksiniz. Bir dakika beklemediniz. O sahip konuda. Bir dakika beklemediler. Şey diyor bana. En yakın ne zaman diyorum tur? Yarın diyor. Nasıl yani ya? Nasıl yani ya? Dedim nasıl yani? Ama diyor işte bilmem ne turda 9.20'de kal. Desene bana öyle ya, ben takside 2 dakika hayat sorguladım. Böyle ertesi gün. Allah'ım yarabbim bak yine gel. Neyse. Neyse arkadaşlar. Güzelce havuzumuza gireceğiz. Ondan sonra da akşam çok tatlı bir yere yemek yemeye gideceğiz. Değil mi? Kiosk. Yani kiosktayız. Eğleniyoruz. Gelmişiz buraya kadar. Hiçbir negatiflik bizim enerjimizi bozamaz. Böyle yapacak sonra havuz büyüsü gelir böyle geçince. Şöyle. Bozamaz kardeşim hiçbir şey benim enerjimi. Ben kazıklanmış mıyım? Kazıklanmışım. Olan olmuş mu? Olan olmuş. Zaman geçmiş mi? Zaman geçmiş. Hiçbir negativite ya izin yok. Pozitif. Pozitif düşünce. Çok mutluyum. Havuza geldim. Denize gideceğim yarın da. Araba kiraladık bu arada. Araba kiraladık. Yarın da arabayla gezeceğiz. Ne kadar uzun bir giriş oldu. 10 dakika giriş yaptım. Arkadaşlar bakar mısınız? Hala giremedi. Bak ben çıktım, hala bekliyor orada. Vallahi giremiyorum. Ben soğuk denizlere girdim ama bu bambaşka bir şey şu an ya. Ben yanlışlıkla düştüm, iyi ki düşmüşüm. İyi misin? Ses yok. Kafamı sokmayacağım. Ne? Kafamı sokmayacağım. Kafamı sokmayacağım diyor. Arkadaşlar havuz maceramız kısa sürdü. Çünkü su yaklaşık -5 derece falan bence. Hani Urla'da demirci koyunu bilenler onun 10 katı soğuk bir havuz suyu düşünün. Havuz. Tamam, burada hava kapalıydı. Çok güzel bir hava yoktu. Ama yine de su daha sıcaktır diye umuyorduk. Ama ben girdim yüzdüm. Ben çıktım, ucu daha yeni girdi. Hani bakın gerçekten çok soğuk. Umarım denizde böyle değildir. Ama vallahi deniz böyle olsa da ben yine gireceğim. Çünkü içimde kalır. Arkadaşlar 2 saniye önce havanın ne kadar korkunç olduğundan bahsederken bir yukarı çıkıp alışverişe gidelim dedik. Havaya bakar mısınız, güneşe? Şaka gibi ya. Neyse soğuyacağını ısınsın tabii ama havuz buz gibiydi. O yüzden doğru düzgün giremedik yani. Ben 5-10 dakika falan girebildim açıkçası. Ama şu anda havaya bakın.
saçlarımı kurutacağım. Çünkü saçlarım hala kurumadı. Saatler oldu. O yüzden de üşümeye başladım bayağı. Çıkmadan önce saçlarımı kurutacağım. Yemek yemeye adını okuyamadığımız bir yere gideceğiz ama bir öneriyle gidiyoruz. O yüzden menüsüne falan da baktık. Çok tatlı bir yer görünüyor. Böyle modern taverna gibi bir yer. O yüzden heyecanlıyız. Bilerek acıktık ki akşam yiyelim. Evet, böyle bir kombi yaptım. Altıma böyle açık beş tonları bir keten pantolon. Üzerime de böyle, havada çünkü çok sıcak değil, uzun koldu ama arkadan dekolteli ufak bir hareket. Kemer süreceğim. Çok bir şey yapmayacağım. Daha sonra akşama hazırız. Böyle bir tatlış kombin. O zaman dilim elimi süreyim. Bir sene önce çektiğim haftalık bir vlog vardı. Oradaki aynı rimel. Yani çok makyaj yapmadığım için genelde. Bir de şey yapıyorum. Dudak balm, vazil, kakao. Wow, makyaj desen var. Saçlarım da tam kurumadı yani. Anlamadım. Nasıl bir nem, nasıl bir hava. Böyle. Bu kadar. Bakalım da elimize yedirelim. Bu kadar. Makyajımız hazır. Bu kadar. Şöyle bir kombin. Kombin çek. Kombin çek. Tabi kombin görünmüyor ama. Evet. Görünmeyen kombin yapmış. Kombin çek. Bu bey de böyle bir çılgın bir kombin yaptı bakın. Gerçekten Yunanistan kombiniymiş öyle diyor. Aynen. Spor yerinde de siviti çıkarınca şık bir kombin. Hava güzel olsaydı şort giyecektim ama şartlar. O yüzden giyemedik. Böyle bir soğukmuş. Fit check. Evet, hava esiyor. Ama soğuk soğuk değil. Rüzgar olduğu için böyle, evet. Hani esintiden kaynaklı soğukluk var. Onun dışında yumuşak tatlı bir hava var. Evet. Hani esiyor ama böyle soğuk bir esme değil. Çok hafif üşüten bir rüzgar. O yüzden çok sorun olacağını sanmıyorum. Mekanda şöyle bir şey yapmışlar. Hem muhtemelen çok fazla gelen Türk olduğu için Türkçe bir menü de yapmışlar bu şekilde. Buradan istediğiniz şeyleri kalem de veriyorlar. İstediğiniz şeyleri işaretliyorsunuz ve o şekilde size getiriyorlar. Fiyat olarak, yani fiyat performans olarak da bize çok hani övüldüğü için buraya geldik. Adisyon mantığı. Hani istediğin şeyleri seçiyorsun, direkt ona göre getiriyorlar. Efsane bir şey arkadaşlar. Aşırı iyi bir şey. Lezzetsel güzel. Seçenek biraz kızartmaya kısıtlanmış gibi. Ama çok fazla şey var yani. Güzel, tadı güzel olan şey var. Ki deneyemediğimiz de bir sürü şey var. Ama şu yani. Şu favoriydi. O ne? Kadayıf kaplamalı karides kızartması. İnanılmaz bir şey ya. Bu kimin aklına gelmiş, ben onu da anlamadım. Mükemmel bir uyum. Yani kadayıf tatlısı diye bir şey ya. Kalmadı benim için. Artık kadayıf karides. Evet.